Ve muhteşem, görüyor musunuz? Bakın şurada suyu gördüm. Muhteşem. Yürüyelim. Çok heyecanlıyım. İçeri çıkıyorum yukarı doğru. Ya harika. Ya enfes ya. İşte bu. Sonunda arabayla varış noktasına geldik ama var ya, mahvolduk. Arabasını seven gelmesin çünkü çok üzülür. Yani ben üzüldüm biraz. Çok zorlu yollar vardı, çok sıkıntı. Ama sonuç itibariyle bence buna fazlası da değecek. Bakın manzara şu şekilde. Tabii şu anda sabah erken olduğu için biraz daha böyle değişik bir ambiyans var. Neyse hadi bakalım, bismillah diyoruz, yürümeye başlıyoruz. Yeni yeni tırmanmaya başladık. Sanırım bir 7-8 dakika oldu ama bayağı tempolu geldik, bilmiyorum. Arkada şöyle göstereyim. Araçları görebiliyor musunuz? Minicik kaldı şurada. Tam da şurada. Biz yürüyoruz. Hadi bakalım, umarım buna fazlasıyla değecek. Umarım değil aslında, eminim fazlasıyla değecek. Bizim için de bir değişiklik olacak ama ben tekrar söyleyeyim. Arabayla yaklaşık, yani Tunceli merkezden burası 3 saat sürdü. Son bence 2 saat çok fenaydı. Taşlı yollar, bazı yerlerde zorlandık. Yani aracınız aracı değilse ve arabanızı da çokça seviyorsanız bence çıkmayı bir kere daha düşünün. Ha, sorun oldu mu? Olmadı. Ama 5 kişi falan olursanız arabada problem olabilir. Ama dediğim gibi sonuç itibariyle buna fazlasıyla değiyor. Bakar mısınız? Yani şuraya bakın. Şu arkama bakar mısınız? Şu görüntü eşliğinde yürümek. Yani bunu İnsan hayatında en az bir defa yapmalı bence. Ki sadece güzel olan burası değil. Çıkınca çok daha güzellikler bizi karşılayacak. Hadi bakalım, her şeyi sizlere aktaracağım. Dolayısıyla buraya çıkmadan önce her şeyi bilmiş olacaksınız. Devam. Şu manzaranın güzelliğini bir de ben olmadan görün istedim. Daha başlangıç noktası bu şekilde. Yani ne kadar geldiğimizi siz düşünün. 3000 metre yüksekliğe tırmanacağız. Devam. Abi. Söyle babacığım. Daha ilk adımı yeni attık. Daha yolumuz uzun. Yolumuz uzun yani. Tamam. Şu güzellikler yalnız. Ha, orayı da açacağız. Göstereyim. Git. Şurayı da açacakmışız. Şey, köstebek var ya, o delikten girip o deliğe girip. Oraya geldik ya. Orası kısa mesafe gözüküyor. Bak gelince hep. Şu andaki hedefimiz şu tepeyi aşmak. Şöyle tırmanacağız, arkasına geçeceğiz. Yalnız dediğim gibi yorucu ama zaten manzara insana huzur verdiği için bir enerji veriyor. Bakar mısınız yani şu altımıza? Muazzam. O yüzden bu muazzam güzelliklere doyamıyoruz ve yürümeye devam.
Yolumuz şu. Geldiğimiz yerde şurası. Giremos ince bir ince yol var. Oralardan geldik. Şimdi şu tepeyi aşacağız. Az kaldı. Şöyle anlık bir manzara paylaşmak istiyorum. Görüyor musunuz? Ne kadar yüksekteyiz, ne kadar muazzam. Sanırım bir saat olmuştur yürüyeli. Yani zorlayıcı bir nokta yoktu. Çok da eğlenceli. Biz yavaş yavaş yürüyoruz çünkü her noktada aslında buraların keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Bakın şöyle yürüyorum. Yani çok büyük bir yamaç var. Evet farkındayım, yüzlerce metre. Arkam aşağıda böyle boşluk gidiyor. Ama yol düz. Şu şekilde görebilirsiniz. O yüzden bence rahatlıkla yürüyebilirsiniz gibime geliyor. Bu benim kişisel fikrim. Bu arada hedefimiz Buyer Gölü. Bir diğer adıyla Gola Buyer. Tunceli için biliyorsunuz çokça önemli. Aslında kutsal mekanlardan bir tanesi. Biz de onun aşkına yürüyoruz şu anda. Zor oldu, her şey zor oldu. Bunu tekrar söylüyorum. Gerçekten kolay olmadı. Araçla geliyorsanız zorlanacaksınız. Yürümek ayrıca zor. Ama buna fazlasıyla değecek. İşte o yüzden dedim ki Gola Buyer aşkına yürüyoruz. Hadi bakalım. Bu arada bu gölü belki daha önce çekenler olmuştur. Bilmiyorum, açıkçası çok bakmadım YouTube'dan. Ama bu yolu şu şekilde çekip de her aşamasını ayrı ayrı gösteren var mı? O konuda bence yoktur. Benim amacım hani buraya çıkmak isteyenlere rehberlik etmek. Eğer çıkmak istiyorsanız acaba yol nasıl, yürüyüş yolu nasıl, çıkabilir miyiz, hangi yaş grubu çıkabilir vesaire. Yani ben göstereceğim. Artık bunun kararını vermek size kalmış. Dolayısıyla ben kıymetli bir videonun olacağını düşünüyorum. Kıymetli bir video olacak. Devam. Evet, en büyük engeli aştık. Önümüzde çok daha güzel bir yol var. Buyer Gölü. Bakın şuradaki kayalıkların hemen arkası, dibi. Yolumuz bundan sonra böyle. Büyük bir oranda sadece orada bir tırmanış bizi bekliyor. Yani buraya kadar biraz daha tırmanıştı. Gördüğünüz gibi önümüzde düz bir yol var. Çok güzel ya buralar. Kesinlikle her gitsin. Özellikle bu memlekette olan her gitsin. Bir kere gelmesi gereken bir yer. Bence bir fırsat yaratın. Mutlaka ama mutlaka buraya gelin. Bilmiyorum. Buradan ne kadar belli oluyor? Kamera bu güzellikleri ne kadar yansıtıyor? Ama ya şurası bile muazzam ya. Muazzam. Yani bir de binlerce metre yukarıda olmak. Böyle binlerce metre yukarıda düz bir alanda yürüyebilmek çok keyifli. Çok keyifli, anlatamam. Bu arada Buyer Gölü'ne nasıl gelinir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Buyer Gölü Plümür taraflarında, Plümür'e bağlı bir noktada. Öncelikle Tunceli merkezden Erzincan yolu üzerinden kendi aracınızla gidiyorsunuz. Kırmızı Köprü'ye, yani yaklaşık 1 saat ilerliyorsunuz. Kırmızı Köprü'de Mezra yoluna sapıyorsunuz. Oradan sonra 1 saatlik nispeten düzgün bir yol var. Orası çok güzel. Gerçekten köyler muazzam, hayran olacaksınız. Orada bol bol durun. Oradaki köylerin keyfini çıkarın. Manzaranın keyfini çıkarın. Video çekin, fotoğraf çekin. Sonra 1 saatlik bozuk bir yol başlıyor. Tabii o yol uzun değil ama bozuk olduğu için mecburen vites 1'de gidiyorsunuz. Gıdım gıdım gidiyorsunuz. Yani aracınız oldukça yıpranıyor. Dolayısıyla 1 saat sürüyor. Toplamda da Kırmızı Köprü'den sonra 1 saat daha, pardon, 2 saat daha yolunuz var. Yani Kırmızı Köprü'ye kadar olan yolu da sayarsak 3 saatlik bir yol Tunceli'den. Tabii ki bu bizim yolumuz ama siz hızlısınızdır, süpersinizdir, arabanız harikadır. Belki 2 saatte de gidebilirsiniz, onu bilemem. Biz yaklaşık 3 saatte geldik. Son bir köy var, ismini unuttum ama şu anda altta ismi yazacak. Ekleyeceğim daha sonra. O köye geçtikten sonra bir nokta var. Orayı da paylaşmıştım zaten. Aracınızı oraya bırakıyorsunuz ve 2,5 saatlik bir yürüyüş başlıyor. Şuradaki kayalıklara kadar. Defalarca söylemiştim. Yol harika. Yolda herhangi bir problem yok. Bir yer vardı çıktığımız. Bence orası da hiç sıkıntı değil.
Zaten ondan sonra da şöyle harika bir yoldan ilerliyoruz. Gayet düzgün. Yani korkuyorsanız yoldan, bence korkmayın. Bunu defalarca söylüyorum. Ben çıktıysam siz hayli hayli çıkarsınız. Bu arada umarım çok güzel bir video oluyordur. Bunu çok istiyorum. Bu benim YouTube'da paylaşacağım gerçekten en kıymetli videom olacak. Bunu defalarca yine söylüyorum. Çünkü çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çok şu anda böyle huzur doluyum. Şu yolu yürüdüğüm için, o göle adım adım yürüdüğüm için gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. O yüzden diyorum ki gelin. Gelin bırak gelin. Bizi nispeten böyle hani çok hafif zorlayan tek yer burası oldu. O da hafif, yani öyle çok ürkütücü değildi. Bence herkes aşar. Yaşlılar bile geçebilecek noktada, ama biraz bir tık diğer yerlere göre en zor nokta burasıydı. Devam. Bir yılan dostumuzla da karşılaştık. Nereden? Ha, daha yavru mu? Bak abi, saldırdı tabii. Bu arada yolumuzu tekrar hatırlatayım. Şuradaki zirveye ulaşmaya çalışıyoruz. Kayalıkların orası. Hatta kameramı değiştirdim. Şöyle daha da yaklaşacağım. Net bir görüntü aktaracağım sizlere. Şuraya kadar çıkacağız. Hedef orası. Durmak yok. Devam. Zirvenin çok daha yakınlarına geldik. Şöyle tırmanacağız. Bakın şurada tırmananlar var. Bizim ekipten. Şöyle göstereyim. İşte tırmanacağız, arkaya gideceğiz. Orası buzuldu zaten, kar vardı. Orası tahmin ediyorum ki bir yer baba gölü. Hadi bakalım, yürümeye devam. Sizi de YouTube'a ekleyeceğim. Kaydedin. Yolunuz açık olsun. Hoşçakalın. Evet, yolda böyle. Bir grupla karşılaşabiliyorsunuz. Her hafta sonu bir yere gidiyorlarmış, kamp yapıyorlarmış, tanıştık. Çok iyi, çok imrendim. Ama tabii profesyonel yapıyorlar, gördüğünüz gibi bizim gibi şu sopalarla çıkmıyorlar. O yüzden utandım, sopayı şöyle saklamak istedim. Yalnız görüntümüzü görüyor musunuz yani şu manzara? Yorum yapamıyorum ya, ne kadar ölsem az kalacak. Böyle zirveye çıktıkça ara ara şu erimeyen karları görebiliyorsunuz, bakın. Ağustos'un başındayız. Manzara böyle. Eminim gölde çok daha fazlasını göreceğiz. Şu anda saat 10.20 yaklaşık. Yani 3 saat olmuş. 7.30'da başlamıştık yürüyüşe. Ama tabii biz peyderpey. Yavaş yavaş, acelemiz yok. Yavaş yavaş dinlene dinle. Gerçi çok dinlenmedik ama ben video çekmek için ara ara durdum. Çünkü amacım buraya geleceklere bir rehberlik edebilmek. Dolayısıyla biraz uzun oldu. Evet. Ben gördüm. Hemen şimdi değiştiriyorum. Siz de bence şu hani ilk intiba, ilk görünüş var ya, onu birlikte keşfedelim istiyorum. Kameradayız. Şimdi tahmin ediyorum ki, hemen göstereyim. Şuraya çıkınca bu yer yerini az çok görebileyim. Öyle bir tahminim var, bakalım. Çünkü buzullar var. Kayaların tam böyle zirvesine ulaştık. Hadi inşallah. Şöyle ilk anı. Hayır, olmadı. Hemen şu arkada biraz şuraya tırmanmam gerekecek sanırım. Bakın çeşmeden gelen su akmaya başladı. Suyun sesini duyduk. Bu bir nimet. Bu bir nimet. Oo, harika. Yani kurban olayım şu suyun sesine, bakın Allah. Harika. Bak şu kayanın arkasında muhteşem manzara bizi bekliyor. Haydi o zaman yürüyelim. Ve muhteşem. Görüyor musunuz? Bakın şurada suyu gördüm. Muhteşem. Yürüyelim. Çok heyecanlıyım. Şöyle çıkıyorum yukarı doğru. Ya harika. Ya enfes ya. İşte bu. Muhteşem. Ya. Görüyor musunuz ya? Evet, bunca çileyi başına mı çektik?
şu güzelliği görüyor musunuz? Hadi ben yürüyorum. Muhteşem. Burası Krater Göl. Yani bu yer Baba Göl tabi. Bir diğer ismi de tabi Gola bu yere. Aynı zamanda bizler için kutsal bir alan burası. Nasıl olmasın yani, şöyle güzelliği görüyor musunuz? Şimdi burada muhtemelen bir çukur vardı. Sonrasında buradaki buzullar, karlar eridikçe burası su doldu. Tabi şuralar dikkat ederseniz sığ. Hani görünebiliyor. Taban. Buralar sığ. Burada bir problem yok ama şu ortalara doğru gittikçe orası artık bir kuyu gibi oldukça derin. O yüzden biraz tehlikeli. Burada yüzmek de son derece sakıncalı zaten. Bizler burada yüzmüyoruz. Şöyle bakar mısınız ya? Muhteşem. Muhteşem. Burada kamp yapmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Burada şöyle göstereyim. Kamp yapmışlar. Yalnız o tepkiyi sadece ben vermiyorum. Gelen herkes vay 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 anam vay babam, bu nasıl manzara ya. Ya değdi mi? Kadir değdi mi? Ya muhteşem. Ve evet, 3.30'da kalktık. 4.30'da yola düştük. Yaklaşık 3 saatlik bir yol çektik arabayla. Daha sonrasında da inip 3 saat yürüdük. Yani muazzamdı. Her detay muhteşemdi. Yani anlatsam kelimeler böyle anlamsız kalır. Yetmez. Onun için böyle yüzlerce, belki binlerce kelime kullanmam gerekiyor ki buradaki güzellikleri size anlatayım. Özellikle yürüyüş rotasında. Ama sonuçta 3000 metre yüksekliğe çıktık ve Gola bu yere geldik. Gola bu yere. Yani bu yer gölündeyiz. Burası 3000 metre yükseklikte. Aslında bir krater gölü. Yani görüyorsunuz aslında buzlar erimiş ve buzların suyuyla burada bir göl oluşmuş durumda. Tabii yüz binlerce yıllık bir süreçten bahsediyorum. Çok yüksekte ve kısmen bazı yerler gölgede kaldığı için bazı noktalarda karlar zaten kalmış. Şuradan çıktık ya, şuraya geldik, şu görüntüyü gördük. Yani efsane. Dedim ki yani saatlerce yol çektim. Arabayla geldik, araba perişan oldu, yıprandı, yolda biz yıprandık. Tabii her detay muhteşem, onu atlamıyorum. Ama sonuç itibariyle şuraya gelmek var ya, buna fazlasıyla değdi. Yani çok fazla böyle gölle ilgili övecek kelime bulamıyorum. Görüntüleri göstereceğim, her detayı sizlere göstereceğim. Zaten yürüyüş rotasında gösterdim. Artık karar sizde. Ne kadar güzel, onu görüntülerde görebildiğiniz kadar siz anlayın. Bana soracak olursanız, hayatımda geldiğim en özel, en anlamlı ve en güzel yerdeyim. Muhteşem. Daha yeni hani adım attım. Keşfedeceğiz. Belki etrafında dolaşacağız. Belki şu kayanın üstüne de çıkacağız. Ama şimdiden ben büyülendim. Attığım her adıma fazlasıyla değdi. Ve buraya gelmek isteyenleri de bu video zaten bir rehber olması adına çekiyorum. Gelme gibi bir şansınız varsa mutlaka değerlendirin. Her insan hayatında bir kere buraya gelmeli. Tabii her insan gelsin diyorum ama bir kuralla: burayı kirletmemek, buraya saygısızlık etmemek. Çünkü burası aynı zamanda kutsal bir bölge, bu bölge için. Dolayısıyla geldiğiniz zaman burada her şeyinizi kendinizle birlikte getirmeniz, geri götürmeniz gerekiyor. Buna mutlaka uymanız gerekiyor. Saygısızlık etmemeniz gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi bence herkes hayatında bir kere buraya gelmeli. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi güzelliklerle baş başa kalmaya devam. Bu arada çok güzel bir haber. Burada bir çeşme ve gerçekten buz gibi suyla içmek neredeyse imkansız. Çokça temiz ve çok da soğuk. Mutlaka buradan da böyle kana kana su içmenizi tavsiye ediyorum. Harika. Bu arada şu üstte kartal uçuyordu az önce. Birazdan yine uçarsa çok güzel bir görüntü.
Evet, artık videomuzun sonuna geldik. Kapanışı da Gola Buyer'den yapmak istedim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım buraya gelmek gibi düşünceniz varsa bu video sizlere bir rehber olmuştur. Eğer videoya bir beğen bırakırsanız, kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, düşüncelerinizi paylaşırsanız eksik kalan yerler mutlaka olmuştur. Buraları tamamlarsanız yorumlarda çokça memnun olurum. Yine Tunceli'yi gezmeye, keşfetmeye devam edeceğiz. Daha önceden de gelmiştim. Geçmiş yıllarda da çektiğim kaliteli videolar var. Hepsine göz atabilirsiniz. Hoşçakalın. Burada aynı zamanda ziyaret yeri var. Tüm duaların kabul olması dileğiyle. Videonun başında da söylemiştim. Bu bölge için, bizler için burası kutsal bir mekan. Ve an itibariyle yere indik ama şunu söyleyeyim. Çıkmak kolaydı. İnmek çok zordu. Çok zorlandık. Yani inerken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ya da şöyle. Çıktığınız zaman tamam bir sıkıntı yok ama inerken bence geri düşünmelisiniz. Daha dikkatli olmalısınız. Bu da benden son tavsiye olsun. Şimdi arabayla zorlu bir yol bizi bekliyor. Tamam.